Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı. Yılın ilk 6 aylık enflasyonu ise 24,73 oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri %24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise %19,31 oranında maaş farkı almasına karar verildi. Yapılan hesaplamalarla birlikte en düşük memur maaşı 32.960 liradan 39.209 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 14.741 liradan 17.586 lira oldu. Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Sakarya İl Temsilcisi Kenan Toka da konuyu değerlendirdi. Başkan Toka ne memurların ne de emeklilerin bu durumdan hoşnut olmadığını belirtti. Öncelikle size enflasyon rakamlarının gerçekçiliğini sormak istiyorum. Geçmiş yıllardan da tecrübe edindiğimiz üzere yani bunun doğru olmadığını, daha da fazla olması gerektiğini herkes zaten çarşıda, pazarda fark ediyor, hissediyor. Yani alım gücünün düştüğünü, TÜİK'in vermiş olduğu veriler ışığında da baktığımızda gerçeği yansıtmadığını da gözlemlemekteyiz. Burada geçmiş yıllarda işte 7. dönem toplu sözleşmeden sonra süre gelen süreçte arkadaşlarımızın yani memur arkadaşlarımızın ve emeklilerin bu enflasyon rakamlarının altında ezildiğini de gözlemlemekteyiz. Enflasyonla birlikte memurların her ay 2000 lira gelir kaybına uğradığını ifade eden Toka, hükümetin memurlara 3600 ek gösterge sözünü hatırlattı. Her yıl başında özellikle 2025 yılının en başında %10'luk bir refah payı uygulamasını istemiştik. Tabii hükümet bunu öngörmedi. Yetkili sendikada bunun üzerine varmadı. Bugün çıkan sonuçta yani şu gün yılbaşına kadar yani enflasyon farklarının açıklandıktan yılbaşına kadar olan süreç içerisinde aylık oranda en azından bir memur arkadaşımızın 2000 lira maaş zammı azalacağı öngörülmekte. Yani 6 aylık dilimde yaklaşık 10 bin lira, 12 bin lira gibi bir kayba uğrayacağını da öngörmekteyiz. Aslında 3600 ek göstergenin yanı sıra Türkiye Kamusen'in duruşu ve beklentisi şuydu. Uzun zamandan beri mücadelesini verdiğimiz, almış olduğumuz ücretlerin tamamının emekli kesenine sayılması hususuydu. Eğer bu 3600 meselesi kısmen yani bizim Türkiye Kamusen'imizin müdahil olmadan önce sadece 4 hizmet koluna verileceği söylenmişti. Yani kamu çalışanlarının özlük ve mali haklarına değinip onun üzerinde bir mücadele sürdürebilmek, onların gelişmesini sağlamak ya da mevcut olan özlük haklarının ve mali haklarının korunmasını sağlamak bizim birinci görevimizdi. Biz de bu düşünce...